Bu eğitimimizde G94 ve G95 komutanın arasındaki farka bakalım. G94 tezgahın dakika cinsinden ilerlemesidir. G95 ise tezgahın devir cinsinden ilerlemesidir. Örneğin G94 kullandığımızda biz tezgaha F100 ilerleme değeri yazdığımızda tezgah 1 dakikada 100 mm ilerleyecektir. G95 kullandığımızda tezgaha F0.2 ilerleme değeri yazdığımız zaman tezgah bir devirde 0.2 mm de ilerleyecektir. CNC freze ve CNC tornayı karşılaştırdığımızda CNC frezelerde ilerleme değerini dakika cinsinden veriyoruz. Örneğin F500 veya F1000 gibi CNC tornalarda ise ilerleme değerini devir cinsinden veriyoruz. F0.2, F0.3 gibi. Biz aksini belirtmediğimiz sürece CNC frezede milimetre bölü dakika CNC tornada ise milimetre bölü devir kullanılıyor. Şimdi buradaki iş parçası için örneklerimize bakalım. İki programda aynı işlemi yapıyor. Sadece ilerleme yöntemleri farklı. İlk program için G94 kullandım. İlerleme değerini F225 verdim. Bu değeri ben metrik 10 çarpı 1.5 bir kılavuz kullandığımdan dolayı adım çarpı devir yani 1.5 çarpı 150 eşittir. 225 olarak buluyorum ve bunu f değeri olarak yazıyorum. Tezgah burada senkronize bir şekilde ilerleyerek işlemi bitirecektir. İkinci programda ise k95 kullandım. Burada f değerini kullandığım Klavuzun adımını yazdım. Adımın tanımı bir tam turda alınan yol miktarı ilerleme değerini 1.5 yazdığımızda takım bir turda 1.5 mm ilerleyecektir. Eğer kılavuz işleminden sonra farklı bir frezeleme yapacaksanız, çevrim işleminden sonra G94 ekleyerek ilerlemeyi değiştiriyoruz. CNC frezelerde G94 ve G95 olarak belirtilen ilerleme değerleri CNC tornalarda ise G98 ve G99 olarak yazılıyor. Aslında mantık aynı, sadece komutlar değişiyor. Bu komutlar arası geçişleri örneğin çok eksenli bir tezgah varsa ve hem tornalama hem de frezeleme yapacaksanız kullanabilirsiniz veya CNC freze tezgahında diş açarken de kullanabilirsiniz.